İzinler yani esenlikler. Hakasça bir ifade. Çok eskiden beri yaşayan ve günümüzde de yaşatılan. İnsanlar birbirini gördükleri zaman bu şekilde selamlıyorlar insanları Hakas topraklarında. Ve Hakas topraklarında ezelden beri şamanlık bir inanç sistemi olarak yaşıyor. Peki eski Türkler acaba şaman mıydı diye bir soru sorduğumuz zaman, ki bu bölümde bunu konuşacağız. Neler konuşulabilir, neler anlatılabilir, buna bir bakalım. Tabii %100 diyemiyoruz. Yani eski Türkler şamandı, şamanizm, inançlarının adı şamanizmdi şeklinde tabii ki konuşmak çok zor. Hatta mümkün değil. Çünkü niye? Çünkü belli yani şamanizm adı izmi içerdiği için modern bir kavram. Fakat şaman adı biliyorsunuz birkaç asırlık geçmiş olan. Ama bu işte bazı araştırmacıların dediği gibi işte filanca filancaların icadıdır. Filanca filancanın kasıtlı olarak empoze ettiği bir kavramdır olmaktan ziyade ta El-Biruni döneminden itibaren, o filanca filancalar daha piyasada yokken, El-Biruni döneminde bahsedilen bir isim. Kaldı ki şaman kavramı Türk toplumunda bilinmeyen bir kavram değildir. Hani eski Türk yazıtlarında 8. yüzyıl eski Türk yazıtlarında şaman, şaman şekliyle ya da kam şekliyle ya da işte udagan ya da oyun ya da baksı ya da işte oyun şeklinde, böğü şeklinde geçmiyor olabilir. Ama Türkler şaman olayıyla tanışmayan, bilmeyen, yaşamayan ve yaşatmayan bir toplum değildir. Yani bunu mutlaka belirtmemiz lazım. Ve nitekim eski Türk, pardon, eski Çin kayıtlarında, kaynaklarında Kırgız Türklerinde kamlardan bahsediliyor. Yani bu önemli. Ve bu kamların neler yaptıkları konusunda da fikirler edinebilecek kadar bilgiler veriliyor. Dolayısıyla görüyoruz ki eski Türk döneminde şamanlar var. Her ne kadar biz yazıtlarda geçmiyor olabilir. Fakat geçmiş bölümlerden birinde Böge Han demişiz. Aslında Bögü Han. Bögü Han olarak var. Şimdi Bögü Han dediğimiz zaman bu bizi tabii otomatikman günümüz Moğolcasında Bö kavramına götürüyor. Yani şaman kavramına ya da Anadolu'ya geldiğimiz zaman büyü kavramına götürüyor. Yani yine bir ne diyorlar, inançsal bir alanla iç içe kalıyoruz ve şamanizmden kurtulamıyoruz. Yani orijinal isim Bilge Kağan'ın adı Böge Hansa bu böyle ifade edilebilir. Ha, bunun dışında Masao Mori mesela diyor ki şamanın ne diyor ona, tahta çıkarılma merasimi den bahsediyor. İşte bu merasim, hani bu evin etrafında dolaştırılmalar, tavaf etmeler, modern ifadeyle tavaf etmeler. Araştırmacı sahalı araştırma, saha Türklerinden araştırmacı olan Reşotnikova'ya göre şamanın ne diyor ona, şaman kabul töreninden sonra ya da esnasında yapılan törenle büyük benzerlikler gösteren bir seremonidir. Dolayısıyla burada da bir benzerlik var. Yani şunu tabii deme şansımız yok. Şaman günümüzdeki Türkler şamanizmi inanç olarak yaşatan, hani bize derler ki inanç değildir, şu değildir, bu değildir, Türkçe değildir, ama aslında şaman Altaycadır. Tungus Manşu dilinden geliyor. Ve hatta daha da ilerisine gittiğimiz zaman Türkçedir şaman kavramı. Yani Türk dillerine yabancı, Türk dillerinden kopuk bir kavram değildir şaman hiçbir şekilde. Ve kamla organik bağlantısı var.
Yani birbiriyle alakası yok. Bu iki kavram birbiriyle alakası yok diyemeyiz yani. Diyemiyoruz. Ve dolayısıyla bu anlamda eski Türklerde şu motifler açısından yaklaşalım konuya. Mesela eski Türk yazıtlarında Umay geçiyor mu? Geçiyor. Değil mi? Umay'ın ne dedik? Daha önceki bölümlerimizde de söylemiştik. Umay Kaşgarlı Mahmut sayesinde Umay'ın bir kutsal varlık olduğunu, yani ne bir kadın baş kahraman ne de şamanlıkta yeri olmayan melek olmadığı anlaşılmıştır. Kimin sayesinde? Kaşgarlı Mahmut sayesinde. Çünkü kim Umay'a taparsa çocuğu olur demiştir. Yani ferişte ya da melek çocuk doğurtamıyor. Kadın baş kahraman da çocuk doğurtamıyor. Dolayısıyla burada bir kutsal varlıktan bahsedildiği belli. Yani bu eski Türklerde şimdi bir defa Umay motifi var. Gelelim günümüz Sibirya'sına. Şamanlar tarafından, şaman Türkleri tarafından bu kavram inançsal boyutta yaşatılıyor mu? Yaşatılıyor. Erlik Han var mı? Var. Erklik var mı eski Türk yazıtlarında? Hatta bizi erklik ayırdı diye bir motif varsa eski Türk yazıtlarında bu birebir organik bağlantı. Yani eski Türklerin inancıyla günümüz şaman Türklerin dini arasında hiçbir organik bağlantı yok diyemeyiz. Nitekim şamanizm, yani eski Türklerin ne diyor ona, inancı ile ilgili apaçık bir ifade yoksa, isim yoksa, bunu isimlendirebilmek için, anlayabilmek için ne yapmak zorundayız? Etnografik dönemi başvurmak zorundayız. Etnografik dönemde yaşatılan inancın ismi neyse onu projeksiyon olarak oraya götürmek zorundayız. Yani günümüzdeki Yunanistan'da tek Allah'a iman eden bir Hristiyanlık olmasaydı ve o inanç devam etseydi, o zaman o inancın adı neyse antik Yunan'daki inancın adı olurdu. Ya da öyle isimlendirebilirdik. Ha tabii, ama Türklerin şansı var. Yani Türklerin şöyle bir şansı var. Şamanizm yaşıyor. Yaşayan bir inanç. Yani bu eski Türk dini diye kod adı altında bilinen ama ne olduğu bilinmeyen ve ne hikmetse tarih içerisinde kaybolduğunu ima edilen bir inanç gibi değildir. Şamanizm eskiden beri yaşatılıyor. El-Biruni de bunu söylüyor. Zaten kan kavramı bütün Türk tarihi boyunca ve kanlamak fiili bütün Türk tarihi boyunca 21. yüzyıla kadar adeta kırmızı ne diyor ona ip izleri, yani kırmızı iple bir şey diktiğiniz zaman o izler kalır ya, adeta o kırmızı iple böyle hat şeklinde kopmayan bir kültürel süreklilik şeklinde günümüze kadar varıyor. Bunu ne diyor ona yok diyemiyoruz. Görmezlikten gelemiyoruz. Nitekim şamanizmi Güney Sibirya Türkleri, hani bazı moda kavram olan işte yoga, meditasyon vesaire falan, yaşam koçluğu şeklinde değil, çakra makra falan şeklinde değil, bir inanç sistemi olarak yaşatıyorlar. Bunu da açıklıkla ifade ederim. Ha tabii Batı'da şamanizmi inanç olarak, yani inanç sistemi olarak kabul etmek istemiyorlar. Fakat şamanizm bir inanç sistemidir. En az Hristiyanlık, Müsevilik, Budizm, İslam kadar bir inanç sistemidir. Kimin gözünde? Şamanizme din olarak inananların ya da din olarak mensup olanların. Dolayısıyla siz bölgeye gidip bir saha araştırması, nitel ya da nicel araştırma yaptığınız zaman göreceksiniz ki oradaki insanlar şamanizmi bir inanç olarak görüyorlar. Bir din olarak görüyorlar. Bu bizim için önemli. Ve buradan hareketle
Daha önceki işte 20. yüzyıl, 19. yüzyıl, 18. yüzyıl vesaire o dönemlere ait olan kayıtlar varsa, nitekim Hakas Türkleri ile ilgili ve onların inançsal kimlikleri ile ilgili böyle kayıtlar var arşivlerde. Ve bu kayıtlara dayanarak biz eski Türklerin şaman olduğunu ifade edebiliyoruz. Nitekim Tengri kavramı bile şamanizmin içerisinde var. Ve Tengri ayinini bir tek Hakas Türkleri 20. yüzyıla kadar yaşatmıştır. Yani bu çok önemli bir konu ve bunu kaydeden ilk Hakas etnograflarından Stepan Maynagashev kayda geçirilmiştir. Kendisi katılmıştır. Şimdi Tengri ayinine katılan insanların inançsal kimliği şamanizmdir. Ve aynı cemaat daha sonra ya da başka bir zamanlar içerisinde dağ ayinine katılıyor. Yani Tengri gök ayinine katılanlar daha sonra dağ ayinine katılıyor. Oradan daha sonra su ayinine katılıyor. Daha sonra işte orman ayinine katılıyor. Ama buradan hareketle biz Tengri ayinine katılanları Tengrici olarak nitelendirmiyoruz. Su ayinine katılanları sucu olarak nitelendirmiyoruz. Ya da dağ ayinine katılanlara dağcı olarak nitelendirmiyoruz. Bunlar birer kültür. Dolayısıyla bunlar şamanizmin birer kült olduğu için bu kültlerden dinler çıkmaz. Yani Tengri ayininden Tengricilik, su ayininden suculuk, dağ ayininden dağcılık çıkmaz. Bunlar birer motifler ve şaman toplumu tarafından 20. yüzyıla kadar yaşatılmıştır. Bu önemli bir konu ve dikkat çekilmesi gereken bir konu. Bilimsel olarak da böyle, genel kültür olarak da böyle. Yani şamanın Tengri ayinine, yani gök ayinine katılmaması olayı değiştirmiyor. Çünkü oraya katılan cemaat önemli. Oraya ve nitekim başka dinlerde de böyle değil mi? Yani bir inançsal önder bütün ayinlere katılmak mı zorunda? Katılmayabilir. Ve ama cemaat, yani cemaat önemli. İşte dağ ayinine katılan cemaat farklı. Tengri ayinine, yani gök ayinine katılan cemaat farklı değildir. Bunlar hep aynı. Hep Hakas Türkler. Ve Hakas Türklerinin inancı belli. Şamanizmdir. Şamanlık. Şaman dini. Yani bu böyle biliniyor. Araştırmacılar tarafından da böyle biliniyor. Kayıtlarda da böyle geçiyor. Yani o tabii o dönemde Tengricilik ya da anlamı itibariyle gökçülük kavramı olmadığı için şaman inancı, kam inancı. Ha, papizm yoktur, işte hahamizmdir yoktur, imamizm yoktur diyenler de var. Ama lamaizm var. Zaten bu işin özünü değiştirmiyor. Yani işin özü şu, bu isim temsili bir isim. Ama bu isimin yerine gökçülük adını koyamıyoruz. Niçin? Çünkü kayıtlarda yok. Yani gökçülük, yani tengircilik kavramını koyduğumuz zaman ne olur? Kurgu olur. Çünkü kayıt yok. Yani bunların dini tengirci diye kayıt yok yani. Ne etnografya döneminde, ne daha da önce. Yani böyle bir şey. Zaten Tengri'nin gök anlamına geldiğini 11. yüzyıldaki ilk ansiklopedistimiz Kaşgarlı Mahmut Hoca da belirtiyor. Bu kafirler ne diyor? Bu kafirler göğe tengri diyorlar. Bunların sapkınlıklarından Allah'a sığınırız diyorlar. Yani hoca çok kızgın. Ve açık anlamını veriyor yani orada. 11. yüzyılda hala göğe tengri diyorlar ve yükünüyorlar. Büyük ağaçları tengri diyorlar, yükünüyorlar. Dolayısıyla buradan hareketle biz eski Türklerin inancı konusunda şamanlıktan bahsedebiliyoruz. Yani yazıtlarda onun geçmemesi önemli değil. Zaten yazıt bir ansiklopedi değil. Yazıt sosyal ve kültürel yaşamın bütün karmaşıklığında ifade edemez. Temsil edemez de aynı şekilde. Ve öbür taraftan sağ Türklerinden önemli bir araştırmacı Alekseyev'e göre Sibirya Türklerinin inanç kültürü, şamanlık, ortaklık motifleri içeriyor. Ve saha Türkleri de bunun içinde. Şimdi saha Türkleri 10. yüzyıldan
sonrasında değil, öncesinde yukarılara doğru çıktıkları için bu ortaklık söz konusu bu araştırmacıya göre 10. yüzyıldan önce oluşmuştur. Dolayısıyla eski Türk döneminde meydana gelmiştir. Bütün bunları bir araya getirdiniz. Ha, zaten Abdülkadir İnan ki Türkiye'de çok önemli araştırmacı, Profesör Abdülkadir İnan ve Profesör Doktor Yusuf Ziya Görükan, bu önemli Türk araştırmacıları apaçık ifade ediyorlar. Eski Türklerin inancı, dini, şamanlık diye. Bunlar ifade ediyor bu kısa program içerisinde. Yine bizimle kalın. Yine bizim bölümlerimizi, programlarımızı takip edin. Bütün desteklerinizden ötürü sağ olun, var olun.